Selamünaleyküm dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, neredeyiz? Banja Luka'dayız. Banja Luka'dan çıkışımızı yapıyoruz. Banja Luka'da aracıma yük bulamadığım için boş ilerleyeceğim. Buradan keşfetmediğim yer olan Bihaç tarafına gitmeyi düşünüyorum. Bu arada hızı sabitleyeyim derken park frenini çektim yanlışlıkla. Oo. Yollar, manzaralar süper. Yokuş aşağı iniyoruz. Araç da boş. Burada retarder çektim mi? Makaslar yani. Sıkıntı. İki kademede bir şey olmuyor da 3 ve daha fazlasına çektiğiniz zaman makaslıyor araç. Kontrolü kaybediyorsunuz. Yollar dehşet. Kayalara bakar mısınız? Oymuşlar. Kayanın altından tünel yapmışlar. Tipik bir Karadeniz bölgesi gibi böyle. Bol yeşillikli, kayalı mayalı. Irmak falan, nehir mehir. Güzel bir çeşitlilik, güzel bir coğrafyası var bu bölgenin. Banja Luka nerenindi onu da tam bilmiyorum. Bakmadım. Seni sollayalım. Biraz sıkıntılı yerde oldu bu sollama. Virajda sollama yapılmaz. Ama biz ne yapıyoruz? Maalesef. Olmayacak olanı yapıyoruz. Virajda sollama yapmak hız demek. Virajda hızlanma da yapılmaz. Hızlı dönülürse araç savurur. Yoldan çıkar hemen. Bariyele artık. Nere varsa oraya gider araç yani. Evet, hız sınırı 80 diyor. Yapıştır. Bak yine hızlı geldik. Virajın şeyini kestiremeden daldık içeri. Yeşil. Devam. Yol güzel böyle. Arada bir evler falan, yerleşim alanları var. Tüneller var. Tüneller klasik. Zaten bu bölgede hakim detaylardan biri. Tünel, yeşillik, nehir, nehir kenarı sıra giden yollar falan, tek şerit gidişli dönüşlü yollar. Tipik bir özellik. Bakın ne güzel köy evleri falan, köy yerleşimleri. Ya bayılıyorum abi böyle detaylara. Böyle ev satın alma diye bir şey de olsa direkt buradan ev alırdım yani. Manzarası güzel sonuçta. Yolu güzel, manzara güzel. Bu rotayı tavsiye ediyorum sizlere dostlar. Banja Luka'dan neydi? Bohaç mı? Bihaç mı? O bölgeye doğru giden yol gerçekten muhteşem bir yol. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Burada multiplayer'da konvoy yapılır yani. Tam konvoy yapmalık bir yol. Mısır tarlası falan.
Öyle VR gözlükleriyle oynamak lazım burayı. Oyunun böyle içinde olmak lazım. Yollar böyle olunca var ya, oyunun gerçekten tadı çıkıyor yani. Şu an kelimelere sığdıramıyorum bu güzelliği. Böyle heyecan veriyor bana böyle yollar. Çünkü etraf bakın, ne güzel köy evleri falan var. Gerçekçilik gerçekten beni benden aldı şu an. Aynı gerçek hayattaki gibi ya. Detaylar, gerçeklikler şaka gibi yani. Solda organize sanayi bölgesi var. Orada yükleme alanı falan firmalar var. Bir tane firma gördüm. Bir haça yaklaşıyoruz artık. Seni de bir sollayalım. Yani bol bir yolculuk oldu. Şu da radar mıydı, neydi? Solda bir Tesla vardı beyaz. Bir haç navigasyonda göründü. Seni de sollayalım. Şu an saldım aracı, boşta gidiyor. Evet, ara ara takılmalar oluyor, görüyorsunuz. İHAÇ keşfedildi. İHAÇ'a da geldik. Balkan'da bayağı bir yer keşfetmiş olduk. Bir %75'lik bir yeri keşfetmişizdir diye tahmin ediyorum. Farklı arabalar da görüyorum. Bu arabalardan yoktu önceden. Araba çeşitliliği de geliyor oyuna yani. Bu detaylar da önemli. Bu arabaların da lisans olsaydı daha bir güzel olurdu. Mesela Dacia Duster var bu oyunda. Volkswagen Passat var. Renault Megane var. Çeşitli arabalar var. Bunların lisansı olsa gerçekten ayrı bir güzel olacak. Gerçi bunun yama olan versiyonları var. Yama paketi indirip de arabalar lisanslı görebiliyorsunuz. Yani şuralarda bir yere sağa yanaşacağım. Bana bir adres verilecek
Şu anda bir yere yanaşıp telefondan kontrol etmem lazım. Bu arada videoyu da kapatayım yavaştan. Evet dostlar, güzel bir video oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram Kadir Kahraman official hesabında takip ederseniz sevinirim. Diğer maceralarınızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şöyle iyice yanaşmak lazım buraya. Tamamdır. Dıştan da bir göstereyim ufaktan. Bu arada yine yolda kalmış bir taraf. Şöyle yeterli olur. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.